Kur'an-ı Kerim terk edilmiş vaziyette. Bugün insanlık Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş kardeşlerim. Hakikaten çok acı bir durum. Bugün insanlar Kur'an okumuyor. Bugün insanlar Kur'an'ı tanımıyor. Allah'ın gökten insanları hidayet için, insanları cennete sevk etmesi için indirdiği kitabı bugün insanlık terk etmiş, okumuyor. İşte istatistikler ortada. Türkiye'de okunan Kur'an sayısı %8'lere, %10'lara tekabül ediyor. Bunun anlamıyla birlikte, tercümesiyle birlikte gerçekten Allah bana ne diyor diye okuyanların sayısı %5'lerde, belki %3'lerde. İstatistiklerin sonucu bunlar. Yani içler acısı bir durumumuz var. Kardeşler, kıyamette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı terk eden insanlardan davacı olacak. Allah'ın huzurunda şikayet edecek onları. Ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Diyecek ki ya Rab, benim bu kavmim, benim şu ümmetim Kur'an'ı mehcûr edindi. Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'ı terk etti. Allah Resulü şikayetçi olacak senden ya. O gün alemlerin Rabbinin huzurunda hiç sanık sandalyesinde oturmanı ister misin? Hiç insanı sevindirir mi böyle bir şey? Eğer gerçekten Kur'an-ı Kerim'i terk edenlerden olmak istemiyorsan bu kitaba sarılman lazım. Aksi halde kıyamet gününde senin bir numaralı davacın peygamber olacaktır. Bakın burada merhum İbn-i Kayyım'ın çok güzel bir değerlendirmesi var. El Fevaid adlı kitabında zikrediyor bunu. Diyor ki hecrul Kur'an-ı enva. Kur'an'ın terk edilmesi çeşit çeşittir. Yani Kur'an nasıl terk edilir? İnsanlar Kur'an'dan nasıl uzaklaşır? Bu kısım kısım. Birincisi, insanlar onun okumasını terk eder. Yani bu kitap okunma olarak terk edilir. Kardeşlerim, Kur'an okunsun diye gelmiştir. Allah'ın ilk emridir okumak. Bu kitabı okumayı alemlerin Rabbi olan Allah bizden istemiştir. وَتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku demiştir Resulullah'a. Resulullah'ın zımnında sana da bana da bütün insanlara bu emir verilmiştir. Evvela Kur'an'ı terk etmemek için onu okumak zorundayız. Çünkü okumak bizi amele götüren yegane sebeplerden bir tanesidir. İkincisi, İbn-i Kayyım diyor ki Kur'an bir de dinleme bakımından terk edilmiştir. Yani bazı insanlar Kur'an'ı dinlemekten uzaklaşarak onu terk ederler. Bugün gerçekten bakın Kur'an-ı Kerim'i dinleyen insan neredeyse yok gibi. Kardeşlerim, ben hafızlardan, kurralardan, ağzı güzel Kur'an okuyan insanlardan Kur'an dinlemeyi kastetmiyorum. Elbette bunu dinleyeceğiz ama asıl Kur'an'ı dinlemek Kur'an'ı anlatan insanlardan, Kur'an'ın mesajlarını size ulaştırmaya çalışan insanlardan Kur'an'ı dinlemeyi terk etmek. Asıl terk budur. Bugün insanlarla futbol konuştuğunuzda hakikaten müthiş bir heyecanla sohbetinize iştirak ediyor. Siyaset konuştuğunuzda müthiş bir şevkle sohbetinize dahil oluyor. Ama birazcık Kur'an-ı Kerim'e lafı getirdiğinizde, birazcık kardeşlerim size bir Kur'an anlatayım, Allah bizden nasıl kul olmamızı istiyor dediğinizde, hocam diyorlar ya bu mevzular bizi aşar, bu mevzular burada konuşmayalım. Veya kimileri daha açık bir cüretle o meclisi terk edip gidiyor. Kur'an'ı dinlemeye dahi tahammülü yok bu toplumun. Ama futboldan konuştuğunuzda, siyasetten konuştuğunuzda, attan avrattan konuştuğunuzda herkes saatlerce bunun üzerinde konuşabiliyorlar. O yüzden birisi bize Kur'an anlatıyorsa ve doğru bir üslupla Resul'ün menhecine uygun bir şekilde size Kur'an anlatıyorsa onu dinleyin. Çünkü dinlemeyen hidayet bulamaz. İnnemâ yestecîbullezîne yesmaûn. Ancak hakka dinleyenler icabet eder diyor ayet-i kerimede. Dinlemeyen bir adam hakka gelemez. Bu toplum eğer hidayetten uzaksa bunun en büyük sebeplerinden birisi Allah'ın kitabını anlatan davetçileri dinlememeleridir. Bu ikincisi. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim amel bakımından da terk edilmiş. Kur'an'la amel eden nerede? Şimdi okuma diyoruz, dinleme diyoruz. Okuma ve dinleme insanı amele götüren bir etken olduğu için önemlidir. Ama Kur'an'ın asıl indiriliş gayesi kendisiyle amel edilmektir. Eğer bir insan Kur'an'la amel etmiyorsa elbette Kur'an'ı terk etmiştir. Bu nedenle kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz hakikatleri hayatımızda pratize etmeliyiz. Pratiğe dökmek için gayret etmeliyiz, amel etmeliyiz. Eğer biz amel etmezsek
kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'ı terk edenlerden oluruz. Dördüncüsü tedebbür bakımından terk. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne demek istediğini anlamayı terk. Tedebbür bir şeyin arka planını düşünmek demek. Çok affedersiniz, Türkçe'de mesela dübür kelimesi kullanılır insanın arka tarafı için. Yani bunlar bir şeyin arkasını okuyabilmek demektir. Sen gerçekten de Allah'ın bir ayetini okuduğun zaman ya Allah burada bana ne diyor? Ne demek istiyor? Bu anlatmış olduğu şeyden benim ne anlamamı murad ediyor? Bunu düşünebiliyorsan sen Kur'an'ı tedebbür ediyorsun. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yoksa kalpleri mi kilitli diyor Allah? Demek ki Kur'an'ı tedebbür etmeyen, Kur'an'ı düşünmeyen bir adamın kalbi kilitli bir kalptir. Kesinlikle böyle olmamak lazım. Kardeşlerim, beşincisi Kur'an-ı Kerim'in terk ediliş çeşitlerinden beşincisi hüküm bakımından terktir. Bir insan Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi terk ettiğinde Allah'ın kitabını terk etmiş demektir. Ondan hicret etmiş demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde Allah'a şikayet edeceği insanlar zümresinden olmuş demektir. Kur'an'la hükmedeceğiz. Özellikle yönetim mekanizmasını elinde bulunduran adamlar Allah'ın kitabıyla hükmedecekler. Ya o makama gelmeyecekler ya da geldilerse Allah'ın kitabıyla hükmedecekler. Eğer hükmetmezlerse ya kafir olacaklar, ya zalim olacaklar, ya fasık olacaklar. Allah'tan korkmalar lazım. Buyuruyor ki Rabbimiz ve enihkum beynehum bima enzelallah. Sen onların arasında Allah'ın hükmüyle hükmet ey Habibim. Ve la tettebi' ehvaehum. Onların hevalarına uyma. Yine diyor ki İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hak. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ey Muhammed. Bu kitap haktır. Onun dışındakiler batıldır. Li tahkume beyne'n nasi bima erakallah. Sen insanların arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmedesin diye. Bu kitabın indiriliş gayesi onunla hükmetmektir. Bir insan onunla hükmetmiyorsa gerek devletini yönetirken, gerek iş yerini yönetirken, gerek insanlar arasında hüküm verirken, gerek ailesinde, gerek toplumunda, hangi makamda olursa olsun, hükmetme makamına geldiğinde eğer o kitapla hükmetmiyorsa bu adam kesinlikle Allah'ın indirmiş olduğu gayeleri ihlal etmiştir. Çünkü bu kitap hükmedilmek için gelmiştir. İşte İbn-i Kayyim diyor ki Kur'an'ın terk ediliş çeşitlerinden bir tanesi de budur. İnsanlar onu hükmetme bakımından terk ederse Kur'an'ı terk etmiş olurlar. Yine terk ediş çeşitlerinden bir tanesi de tahakküm bakımından terktir. Yani hükümlerine müracaat etme bakımından terktir. Bugün insanlarımız, işte siz de şahit oluyorsunuz buna, akrabalarınız var, yakınlarınız var. Yani 3 kuruş daha fazla miras payı alacağım diye Allah'ın pak hükümleri dururken beşerin kokuşmuş hükümlerine müracaat ediyorlar. Allah buyuruyor ki وَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْاُنْسَيَيْنِ. Erkek kadının aldığı paydan bir fazla alır. Erkek 2, kadın 1 pay alır. Bu alemler Rabbinin hükmüdür. İster kabul et, ister kabul etme. Sen böyle bölmek zorundasın mirasını. Ama kadınlar 3 kuruş daha fazla miras alabilmek için Allah'ın bu pampak hükmünü bırakıyorlar. Gidiyorlar batıdan getirilmiş pis ve kokuşmuş kanunlara müracaat ederek azıcık fazla mirastan pay almak için koşuşturuyorlar. İşte bu da Allah'ın hükmü dururken Allah'tan başkasının hükmüne müracaat etmedir, tahakkümdür ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde de terk edilir. Son madde olarak İbn-i Kayyim diyor ki bir de şifa dileme bakımından terk edilir. Kur'an şifadır kardeşlerim. Gerek manevi hastalıklarımıza, gerek maddi hastalıklarımıza, gerek kalbimizdeki şirk, küfür, nifak, ucub, kibir, haset ve benzeri hastalıklara, gerekse bedenimizde zuhur eden maddi hastalıklarımıza, hepsine şifadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz bu Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indiririz. Şifa, yani nekra gelmiş, her şeye şifa. Sen eğer gerçekten Allah'ın kitabını şifa gayesiyle okursan, hem manevi hastalıklarına hem maddi hastalıklarına bu kitap şifa olur. O yüzden İbn-i Kayyım'ın söylemiş olduğu bu maddeleri güzelce tefekkür edeceğiz. Hangi maddeler Kur'an'ı terke girer bunları güzelce idrak edeceğiz ve bunlardan uzak duracağız. Davacın Peygamber Olursa diye bir kitabım vardı. Orada bunu etraflıca uzun uzadıya anlatmıştım. İnşallah daha detaylısını öğrenmek isteyen kardeşlerim
oraya müracaat edebilirler.